Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son yaptığımız şey e-postayı göndermedik ama e-postaya ekleyeceğimiz linki en azından burada komut satırında gösterdik. Bu şekilde mesela elden ben adresi girip e-postayı ve token'ı alabilirim. Bunu görmüştük. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Frontend kısmında biz token'ı ve e-posta adresini aldık ya, bu bizim mesela e-postayı okuyabildiğimiz, yani girilen e-postanın sahibi olduğumuz anlamına gelir. Tabii biz e-posta gönderme kısmını yapmadık ama esas olarak mantık bu. Bu linki ancak ve ancak e-postaya gönderirsek e-postanın sahibi görebilir. Tabii bunu frontend aldı, bu linke tıkladı. Biz ne yapıyoruz? Şimdi de bunu sunucuya gönderiyoruz. Sunucuya gönderdiğimiz zaman e-posta adresini ve token sunucuya göndereceğiz. Sunucu bize tamam, bu kullanıcı falanca kişiymiş, o halde bunu sisteme ekleyeyim diyecek. Bu defa kullanıcıyı burada ekleyeceğiz. Tabii bunun için yine shared kısmına geliyoruz. Hani frontend ve backend arasında bilgi alışverişi olacak ya. Biraz hızlıca tasarlayacağım için çok da mükemmel olmayacak. Buraya UpMSG frontend tarafından backend'a gönderilecek olan veri. Ben buraya geliyorum, diyorum ki bir tane register ekle. Bunun bir string, bir de string. Bu birinci string. Token ikinci string e-posta adresi olacak. Bunu göndereceğim. Şimdi bir de return kısmında şöyle bir şey olacak. Register. Register eğer okey verirse bize kullanıcının bilgilerini gönderecek. Bir de register error. Şimdilik sadece böyle bırakalım. Bunu kaydettik. Tabii hata verecek çünkü neyi yapmamışız? Burada backend tarafında register geldiğinde mesela sign in şu bu falan gelmiş ama register'ı yapmamışız. UpMSG register birincisi token olarak geçsin, ikincisi email olarak geçsin. Peki bu ne yapacak? Şimdi bu kullanıcıyı ekleyecek ama bu kullanıcı bilgilerini Redis'ten alacağız. Redis'ten kullanıcı bilgilerini nasıl alabiliriz? Yine connection'a gelelim. Get user'dan mı alalım? Şöyle diyelim. Get register. Get register diyelim. Peki biz register'ı nasıl alıyoruz? Bu defa burası da sign in form olmuyor. Şöyle bir şey oluyor. String. Biri out token. Biz buna da string diyelim. Out token demeyelim. String. Email. Bu da string. Şimdi aldık bunları. Ne yapıyorum? Client'ı geldim. Redis'ten komut gönderiyorum. H bu defa get alıyoruz. Peki hangi H get'i alıyoruz? Out token'a ait olan H get'i alacağız. Tabloyu oluşturmuştuk. Onu alacağız. Peki hangi key'ini alıyoruz? E-mail. Burası user email değil. Direkt e-mail'i gönderiyoruz. Buraya gerek yok. Bunu siliyoruz. Şimdi diyelim ki aldık. Buraya string olarak gelecek. Ama bu string ne olacak? Ne olacak? JSON olacak. Gelecek olan string bir JSON olacak. İsterseniz onu da bir görelim. Buraya user'ı yazdıralım bir. Bakalım ne oluyor. Burada ne dır ediyor? İki defa diyor yapmış. Registered diyelim bu. Olduktan sonra. Tamam. Şimdi. Tamam, bu klona da gerek yok. Into string'e de gerek yok. Doğru. Tamam. Burası backend ne diyor?
Register. Hop, message register geldiğinde bir tane down message olacak. Şimdilik direkt down message register diyelim. Bakalım. Hata vermemesi lazım. Evet, hata verdi. Şimdiye kadar herhangi bir problem yok. Tek sıkıntı şimdilik şu. Bu gelen string aslında string olarak alacağız çünkü JSON olarak kaydedilmiş. Fakat biz bu stringi server sayesinde user veri yapısına çevireceğiz. User'dan bize bilgiler geldikten sonra bu bilgileri aldıktan sonra şurada nerede get connection set user sign diye bir yer olması lazımdı. Sign'in nerede? Kullanıcıyı eklediğimiz bir yer vardı ama nereye eklemişim bilmiyorum. Sanırım şuradaydı. Connection users'ta da yokmuş ya. Ne diye eklemiştik ona? Sign-in kısmı vardı ama bir bakalım. Login kısmıyla aynı yerde olması lazım. Connection'da bir yerlerde ekliydi ama nerede ekliydi? Şu anda tam olarak yerini hatırlamıyorum ama bir yerlerde user eklemiştik. Ama ne? Heh, tamam, burası. Sign in 2 falan filan yapmışız. Şimdilik ortalık karışmasın diye. Ha işte kullanıcı bilgileri geldikten sonra sign in formu biz buradaki user'dan alacağız. Nerede? Register. Get register'dan. Şu string'i sign in form'a çevireceğiz JSON olduğu için. Daha sonra bunu ne yapacağız? İşte kullanıcı ekle sign in yap diyeceğiz. Ama bir bakalım. Şimdi bunu serde ile yapalım. Serde string to struct JSON string to struct diyelim. Bakalım. Şurada R ile yapılmış. JS string string from JS. JS string ama başka bir şey olması lazım. Bunu bir bulmam lazım. Bu uygun değil. Nerede JSON? Tamam, buraya YAML yerine JSON yazarsak JSON yapar. Prompt yapalım bir bakalım. Let user eşittir signing form olacak türü nereden gelecek? Server JSON from str user bir string olduğu için biz böyle yapacağız. Unwrap olması lazım. Unwrap diyelim. Şimdilik. Evet, bir bakalım. Herhangi bir hata vermedi. Herhangi bir hata vermediyse buraya bakalım. Sign'in 2'ye göndereceğiz. Sign'in 2'ye gönderiyoruz. Buradan bir deneyelim. Sign in 2 kimi gönderiyoruz?
Sayının 2'ye. Sayının 2'ye formu değil user'ı gönderiyoruz. User'ı gönder. Tabii şöyle mi gönderiyorduk? Şöyle gönderiyoruz. Tamam. Await olması lazım. Okey. Şimdiye kadar herhangi bir problem çıkmış değil. Bu halde sıkıntı yok. Biz bunu direkt şöyle yapalım. Burayı sign-in 2 yapalım. Burayı sign-in yapalım. Burası da sadece down msg diyelim. Report etsin. SQLX return etmesin de login user return etmesin. Match user eğer ok ise user neyi return etsin? Down msg down msg signing registered pardon registered ne user u'yu göndersin error'da ise down msg register errors'ı return etsin. Buraya da yine aynı şekilde geliyorum şuraya. Şöyle yapıyorum. Hata verecek tabii. Return. Yes. Registered. Login user. Ama biz bunu login user nerede? Şurada. Login user değil de user mi olacak? Login. Nerede? User. Hayır, user olması lazım. Tamam. Burada da login user demişiz ama ID, first name, password return etmişiz. Password return etmesin. User'ı return edecek. Ha. Last name'i return edecek ama biz bunun yerine user diyeceğiz. User'ın ID'si UID first name bir de token. Buraya bir tane de token gelecek. Tabii işte biraz burada karışıyor. Ayrıca biz gelecek olan bilgileri de alıp göndermemiz gerekiyor. Kullanıcı kaydını da yapmamız gerekiyor. Var bir sürü şey gönderiyoruz. Burada niye login user neden böyle? Login user ortalığı biraz karıştırmış oldum ama out token new token. Şimdilik böyle kalsın. Bunu düzeltmemiz lazım ama sonradan. Bakalım. Any de yapmamıza gerek yok. Şimdilik çalışsın. Daha sonra buraları biraz da ben çekidüzen vereceğim. Bir bakalım. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Hata verecek tabii bu arada.
Çünkü Mehmet Eribov adında bir kayıt zaten var. O yüzden kaydedemeyecek. Şöyle bir link oluşturdu bize. İşte bu linki ben buradan alamıyorum. O biraz sıkıntı. Nasıl alacağız? Neyse burayı bir kapatalım. Şuradan başlatalım. Start diyelim. Buradan kopyalama yapabiliyorum o yüzden bu arada. Yoksa başka bir sebebi yok. Şimdi linkimiz bu. Bir bakalım bu linki çalıştırdığımız. Aa, biz henüz şey yapmadık ya. Frontend kısmında bir şey yapmadık. Backend tarafını yaptık ama frontend kısmını yapmadık. Frontend de bu adrese gelindiği zaman biz ne demiştik? Connection kısmında neredeydi? Bu değil. Router'da. Router'da dedik ki eğer işte register gibi bir yer gelirse send msg gönderiyoruz. Up msg. Neyi gönderiyoruz? Register token email. Bakalım. Hata veriyor mu? Hata vermedi. Sıkıntı yok. Router direkt bunu register'a gönderecek. Register daha sonra backend tarafında bunu kontrol edecek. Burada yaptığımız işlemleri yapacak. Ve en sonunda da user'ı bir ekrana yazdıralım. Bakalım ne oluyor. Ha, tabii user'ın klonu lazım bize. O yüzden klon yapalım şimdilik. Sahipliği gitmesin. Bu saatliğe gidiyor da yeni bir tane değer oluşturuyoruz. Tekrar. Tekrar. Link geldi. Linkimiz burada. Şimdi bu linki alıp kopyalayalım. Kopyaladık. Şuraya yapıştıralım. Yapıştırdık. Şimdi bakalım. Session, core ID falan filan. New burada bir yerde bir şeyler yazması lazımdı. MSG request. Tamam. Burada bir hata vermesi gerekiyordu ama hatayı göremiyorum. Neden hata vermesi lazımdı? Burada user bilgisini yazması lazım. Ama yazmıyor. Çok fazla connection'da değil. Up msg request'in en üstünde şu print'i bir sileyim ben. Benim işimi çok bozuyor. Hatta bütün print'leri bir sileyim. Varsa. Burayı da register yapalım şimdilik. Ha, registered. Register dedik. Aslında direkt register zaten kendisi done msg return ediyor olması lazımdı. Bir bakalım. Ha, etmiyormuş. O halde register'a geldi. Oluşturduk.
Register'ı sadece göndereceğiz. Bank mesajları register'ı göndereceğiz. Bakalım. Tamam. Şurasının çalışması lazım. Register gönderdiğimiz için burasının bir sunucu tarafından çalışması lazım. Bir bakalım. E-mail geldi diyelim buraya. Bakalım çalışıyor mu? Aynı adresi az önce kopyaladım. Adresi ben şöyle tekrar niye? E-mail geldi dedi. Tamam. E-mail geldiğine göre client bize token'ı ve e-postayı göndermiş. Biz de token ve e-postayı burada aldık. Fakat kime göndermemiz lazım bu token e-post? Get register'a göndermemiz lazım. Register'a gönderdiğimiz zaman burası çalışacak. O halde gelelim buraya. Connection. Connection. Get register. Token email dedik zaten. Nasıl bir async olarak çalışıyor? Redis result'u bize return ediyor. Okey verirse ki muhakkak okey verecek bu arada. Şimdilik tabii. Hatta biz bunu şöyle yapalım. Acaba bir hata verir mi vermez mi tam emin olamıyorum. Şu soru işaretlerinden de kurtulmak istiyorum biraz. Tam bırak yapalım burayı. Redis result demeyelim de done msg diyelim buna da. Done msg. MSG. Okey olarak da done msg neyi return etsin? Registered'ı return etsin. Registered'a kimi göndersin? User'ı göndersin. Bakalım. Şu. Buraya da bir unwrap atalım gitsin. User sign in form diyor geldi. Let's user diyelim burada da. Tamam. Found expected semicolon. Nerede? Şöyle yapalım. Tamam. Get register. Niye get register? Bu değil. Connection burası. user sign in 2 bize neyi veriyordu? Nerede bu? Sign in 2 bize done msg veriyor. Tamam. Done msg bize veriyorsa direkt user'ı yollayabiliriz. Ama niye ise kabul etmiyor. Ne diyor burada? Font. Allah Allah. Evet, ne zamandan beri? Done message return ediyoruz. Update olacak. Tamam. Ray'i return ediyoruz. Alt token. Burası token olacak. Font. Burada gözümden kaçan bir şey mi var? Sign in 2 lan msg return ediyor. Son MSG return ediyoruz biz burada. Ama neyse burası user bir down MSG olması lazım. Niye ise burada font
ettik. Bize return etmesi lazım. User neden? User 2 desek. Orada bir fark olmaması lazım. Hiç sebebini çözemedim açıkçası yani. Registered user. User. ID 0. First name. A. Out token. Out token. Şimdilik böyle kalsın. String. Tamam. Ama yani çok da güzel olmadı çünkü sign in 2 bize zaten done msg gönderiyor. Ben onu direkt return etmek istemiştim. Fakat burada niyeyse user 2 mesela sign 2 nasıl ya? Benim görmediğim bir sign 2 de var da benim mi haberim yok? Sign 2 Await ile bize down msg gönderiyor ya. Benim görmediğim bir şey var da. Mesela get register down msg return ediyor. Ben de burada wait ettiğim zaman down msg geliyor burada. Ve re'yi return ediyorum. Gayet mantıklı. Down msg diyor. Ama burada ise niye ise burada biraz daha farklı. Sign'in 2'de tür farklılığı var diyor. Down msg değil diyor. Ama ben sign'in doğru ya. Ya sabahtan beri ben de şey. Arkadaş ya. Aynı. User. Aynı. Sign'in 2'yi kaldıralım. Nerede sign'in? Ha, şu. Allah belasını versin ya. Her neyse bir bakalım bu user gelirse bizimkisi okeydir. Sıkıntı yok. Sign'in 2 de her ne olursa olsun down msg gönderecek ama ben şimdilik hani çalışıp çalışmadığını kontrol etmek babında eğer bir şeyler olursa kullanıcı eklenmiş olacak ama tabi bunu ayrıca frontend'in connection kısmında nerede get registered registered var mı registered Register'ı yapmamışız. Sign-in'de biz bunu yapmıştık ama sign-in'i silmişiz. Sign-in. Şuraya şöyle bir şey ekleyelim. Down msg registered user diyoruz. Evet. Şimdi geldiği zaman registered geldiği zaman
User'ı eklenmiş olarak kabul edecek ve burası değişecek. Şimdiye kadar yaptıklarımız çalışırsa değişecek. Ama tabii sadece görmek babında yaptım bunları. Esas olarak bu e-posta adresine kayıtlı bir kullanıcı olduğundan dolayı bir hata vermesi lazım. Fakat biz şimdilik bilgilerin gelip gitmediğini kontrol ediyoruz. Düzeltmek için de yapmamız gereken şey şu. Burada direkt geliyor ya, user kullanıcı bilgilerini oluşturuyor. Out token'ı da aslında direkt token'ı aldıktan sonra kendimiz de oluşturabiliriz. Entity ile de oluşturabiliriz. Ya da kullanıcıdan, ben onu daha önce de yapmıştım. Kullanıcının ID'si ve işte yeni bir token'la beraber oluşturmuştuk. Böyle yapıyoruz. Ve daha sonra bunu da nereye gönderiyoruz? İşte Sessions'a, daha doğrusu Redis'e kaydediyoruz. Nerede? Mesela şurada. Burada, yok pardon, burası değil. Neredeydi? Connection'da. Buradaki Connection'da. Set user diyoruz ya. Burada set user'a gönderiyoruz. Auth token'la beraber. Bu da bize yeni bir sessions, oturum açacak. Ama şimdilik dediğim gibi test yapayım. Ya da isterseniz şöyle bir şey yapabilirim. Şöyle. Buraya geliyorum. Let's user diyorum. User. X. Şu. Auth token'da ise şöyle bir şey oluşturalım. Ben ne yapmıştım? Bir tane token oluşturuyorduk. Let token eşittir entity id new bizim token'ımız. Buraya da geliyorum. Auth token'a da diyorum ki formattan bu birincisi id, bu ikincisi entity. Buraya geliyorum. UID bir de token diyorum. Auth token'i oluşturmuş olduk. Ama geliyorum ayrıca şöyle bir şey yapıyorum. Set user diyorum buraya. Şuradaki set user'ı kullanacağım. Set user'a ID'yi nerede bu? ID. Şurada. ID ve token. Aslında token şöyle bir şey olsun. Token tekrar diyelim. Out token, new, void token demiş olduk. Burada token oluşturmuş olduk. Buraya da geliyorum, sadece token yazıyorum. Sonra bunu da gönderiyoruz. Tabii bir sürü ıvır zıvır dırdır. Cart tabii buna gerek yok. Burada bu. Sonra şu. Token'ın sahipliği gitti. Semikolon. Yani şuraya da bir await diyoruz. Semikolonu atıyoruz. Set user ne diyor? ID. User ID'si olacak tabii. UID. Tamam. Font out token. Biz buraya da bir tane şuraya atalım. Registered user. Doğru. Tamam. Şimdi burası yapmasak doğru. Let's şöyle yapalım da dırdır etmesin. Tamam. Deneyelim. Ups. Hiçbir bilgi.
Connection 67'de. Server JSON from str. Vay vay vay. Bunu nasıl yapacağız? Bakalım. Redis'e biz bunu eklerken formatı JSON yapmıştık. JSON'a çevirmek biraz zor kısmıydı açıkçası ve hata verdi. Ama JSON olarak kaydediyordu sanki ya. Biz o zaman bunu kaydederken JSON'a nasıl çevireceğiz ona bir bakalım. Nerede? Struct to JSON diyelim. String. String kullanalım bir bakalım. Format. Serle. JSON to string. Bakalım. JSON olması lazım ya. Evet, JSON. JSON yapalım. Bir bakalım. JSON çalışır mı? Unwrap'a gerek yok demiş. Şöyle. Bu kısımlar biraz sıkıcı geldi. String iyiydi ya. Şu string'i yapalım. En baştan tekrar bir deneyelim. Yo. Buradan bir bakalım. Linkimiz bu. Kopyalayalım. Gelmedi. Evet gördüğünüz gibi bu defa diyor ki JSON
Sign in form'da bir hata var diyor. Bunun sebebi bunu biraz düzeltmek gerekiyor ama nasıl düzelteceğiz? Şu formatı kaldırsak olur mu acaba? Şöyle. De böyle deneyelim bakalım ne olacak. Tekrar yol. Yes. Ha, bu daha kötü oldu. Normalde buraya register'ın gelmesi lazımdı. Niye gelmedi? Postanız gelmiştir demesi lazımdı. Demiyor ama niyeyse bir link oluşturuyor. Neyse ben bu linkini alayım. Bakalım. Tamam. Bu defa oldu. Demek ki format daha önce de gördüm. Format bir string'i yazdırmak istediğimiz zaman sağına soluna tırnak ve backspace atıyor. Backspace attığı için bu da string'in yapısını JSON'a göre string'in yapısını bozduğu için hata veriyordu. Onu da kaldırınca JSON olarak biz Redis'i atmış olduk. Redis JSON'u tuttuğu için neden JSON yaptığımızı da söyleyelim. Şimdi Redis bizim Rust'taki struct yapısını bilmez. Dolayısıyla ben o struct yapısını JSON olarak attım. JSON olarak attığım için ben Redis onu string olarak görüyor. Daha sonra ben o string'i aldım. Bu string tabi Redis kendisi de her şeyi bir string olarak, bir JSON olarak görüyor. Bunu da söyleyeyim. JSON olarak gördüğü için ben Redis'ten tekrar okumayı yaptığım zaman JSON'dan Rust türüne yani Rust struct yapısına çevirdim. Çevirdikten sonra bunu veri tabanına ekledim. Ama tabii muhtemelen bakın burada bakın ne diyor? Hmm. 26'da hata vermiş. Bunun sebebi de şu, bakın. Insert into'yu kullanmışız ama hiçbir şey return etmemiş. Sıfır. Neden? Çünkü bu e-posta adresi kayıtlıydı. Dolayısıyla bunun kaydını yapamadı. O yüzden hata verdi ama bu zaten benim beklediğim hataydı. Ben o yüzden çok da umursamadım. Bu 26'ya tekrar yine bakayım emin olmak için. Oturum açarken bir şeyler ters gitmiş. Mode split get user kısmında bir şeyler ters gitmiş. Ben onu daha sonra düzeltirim. Sıkıntı yok. Bunun sebebi de şu. Neresi? Neresi? Burası değil. Şurada biz set user yapıyoruz ya. Token'da bunu gönderiyoruz set user'a. Set user nerede? Connection'da şurada. Set user'a gönderiyoruz. Auth token'i gönderiyoruz. ID'yi gönderiyoruz. Normalde bunun ikisini burada birleştiriyorum ben ama burada formatta birleştiriyorum. Niye ise burada bu defa hata vermiş ama ben daha önce bunu zaten yapmıştım. Hata vermemesi gerekiyordu. Bir bakalım. Login'de de yapmışız. Nerede yapmıştık biz bunu? Bir de Login'de yapmıştık. Login. Bu ayrı. MSG Login'de yapmıştık. Ne yapmıştık? Set user UID out token yapmıştık. Ha, UID burada sıfır vermişiz ya o yüzden hata veriyor muhtemelen. UID. Out token'ı da
Register yapmışız. Yine UID burada auth token'ı falan da kullanmamız gerekiyor. Aslında hepsinde sign in user'ı kullanmamız gerekiyor. Biz o yüzden direkt user 2 diyelim. Bir bakalım. Hata vermezse user 2 bizim istediğimiz şekilde çalışacak. Ve düzgün bir çıktı bize verecek. Çıktı yapalım. Logout. Tekrar baştan çalıştıralım. Allah Allah. Bu 26'da ne var ya? Connection 26'da sürekli aynı şeydi. Ha. Logout direkt logout dersek logout'u çıkarmıyor ama. Niye logout çalışmıyor? Logout çalışsa buradan çıkacak, hatalısı da vermeyecek ama. Neyse, bunu ben daha sonra düzeltirim. Sıkıntı yok. Ben daha sonra bunu düzeltirim. Hatadan da kurtuluruz. Diğer, en azından burada yapmak istediğimiz şey şuydu. İşte kullanıcı e-posta adresi falan girecek. Yeni bir oturum açılacak. Şöyle deneyelim. Şuradan geliştirici araçlarından oturum bilgilerini bir silelim. Şunu bir silelim. Delete. Cookie yok. Favorites yok. Session. Bu da yok. Tamam. Deneyelim. Son bir kez. Bir tane link verecek. Linki alalım. Kopyala. Yapıştır. Tamam, bu defa normal çünkü ben direkt şey yönlendirdim ya burada. Neresi? Get register. Sign in down msg user 2. Sign in user'a göndermiştim. Sign in user. Şurada. Eğer kullanıcı yoksa register errors return edecek. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok bu defa. Posta adresi kayıtlı olduğu için zaten bir şey return etmemesi gerekiyordu. Olay bundan ibaret. Register errors tabi sunucuya gittiği zaman burada Register errors'da ne yapalım? MSG Register errors ise println register error desin. Biz de görelim. Ah veya şöyle. Burayı da görmüş olalım. Console'da register. Ah tamam. Bu. Register error geldi. Dolayısıyla aslında beklediğimiz bir şekilde oldu. Şu anda tek sıkıntı niyeyse burada girdiğimiz zaman işte okey olduğunda burasının değişmesi gerekiyordu ama değişmiyor niyeyse. Niye? Registered signing'de bir sıkıntı olmuş. Down MSG signing'de register set etmesi lazım ama ben signing yapmamışım. Çünkü signing'de ben register'ı return etmişim. Signing'i return edeceğim. Olduğu zaman bu da posta gönderdik diyecek. Buraya da yine şöyle bir şey yazalım. Uyarı verip durmasın. Hatta direkt register bize ne return ediyor? Ha. Bu ders şimdilik burada bitirelim. Bir sonraki ders de bu defa gerçek bir e-posta test etmem lazım aslında ama bunun için
bir e-posta lazım. O yüzden çok da e-posta adreslerini göstermek istemediğim için ben bu e-posta işlemlerini de yapacağım. Daha sonra GitHub'a bunu nasıl atıyoruz? GitHub'tan sunucuya nasıl atıyoruz? Sunucudan yönlendirmeleri nasıl yapıyoruz? Bunların derslerini çekeceğiz. Ondan sonra sizden işte test etmenizi isteyeceğim. Siz test edip size e-posta geliyor mu gelmiyor mu bakacaksınız. Ben doğrudan emin olacağım en azından ne çalışıyor ne çalışmıyor. Artık orada hata varsa da GitHub üzerinden benimle birlikte o hataları belki sizler de test edebilirsiniz, düzeltebilirsiniz. Evet, bu dersi şimdilik burada bitirelim. Bir sonraki derste görüşürüz.